Bu... Başkanım, şimdi eski kuşak bilir ama yeni kuşak sizi çok fazla tanımayabilir. Siz kısaca kendinizi kısa olarak tanıtabilir misiniz? Akkuş eski belediye başkanımız Sayın Hami amcamız. Yeni ben anlatayım. Olur. 25 Mart 1938 doğumluyum ben. 38. Akkuş'un Halişah köyünde dünyaya geldim. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu Kumru Lise Ortaokulu'nda. Liseyi Ordu Lisesi'nde bitirdim. Maşallah. 1960 yılında devlet memurluğuna girdim adliyeye. 60'tan 94 yılına kadar 34 yıl küsür sene adliyede yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü ve noterlik yaptım. 94 yılında Mart 94 yılında eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür nereden öğrenmişse beni öğrenmiş. Daha doğrusu Ünye'de kardeşi vardı avukat Cemil Yürür. Demiş ki Akkuş alabilmeniz için Hami Çöpoğlu'nu belediye başkanı yapmanız lazım. Ben de o sırada 94'te emekli olacağım. Köye ev yaptım. Hanım da bu işlerden anlıyordu. Köye gidecektim. Nasip olmadı. İsrar ettiler. Anavatan Partisi'nden 94 seçimde aday gösterildi belediye başkanına, Akkuş Belediye Başkanlığı'na. 10 yıl, 2004 yılına kadar Akkuş'un belediye başkanlığını yapmak nasip oldu. Hizmetler ettik kendi imkanlarımız dahilinde. Fakat göçü durduramadık buradan. Evet. Göçü durduramadık. Üzülüyorum ona. İnşallah bu yeni gelişmeler göçün geri dönüşün vesilesi olur. Gelecek. İnanıyorum. Ben gerçekten ben de 80 doğumluyum. Evet. Yani benim gibiler şimdi çoğu kişi yavaş yavaş evet. Emekli olmaya da başladılar. İnanın çoğu insan memleketine, köyüne geri evet. Dönmek istiyor. Evi olmayan ev yapmak istiyor. Evi olan da evet. Zaten bir an önce emekli olayım da çoluğum çocuğumu ev vereyim veya belli bir yere yerleştireyim. O da herkes ben köye şimdi, gelmenin peşinde. Ben şimdi belediye başkanlığından düştükten sonra kışın Üye'ye gidiyorum. Demin orada soba, yakıt meselesi burada çok evet, önemli. Evet. İşte kışın ılık oluyor Üye. Oraya gidiyorum, orada oturuyorum, buraya geliyorum. Fakat Akkuş'u çok seviyorum. Akkuş'un insanları kadar dürüst, samimi, insanlıklara, bağlılıklarını arz eden bir başka bir yerde yok. Evet, gerçekten. Bir şey söyleyeyim sana. Benim oturduğum sitede 80 daire var. Hepsini tanıyorum ama bir tanesi gelip de hatırımı sormuyor bana. Merhaba. Öyle ki aynı katta oturan 4 aileden birisi içeri giriyor, selam vermeden içeri giriyor kendi evine. Yavrum, amca, dayı neyin nesidir, kimsin, nasılsın demiyor. Bunu merak ettim, araştırdım. Büyük şehirlerde böyle mi diyorlar? Öyle evet. Midir? Böyle olmaması lazım. Yine selam veriyorlar. Bizim İstanbul'a hiç selam vermiyorlar. Çünkü alt komşumuz şimdi şöyle, en azından belki orada birbirini insan tanıdığınız için ama İstanbul'da bir apartmanda artık kimse kimseyi tanımıyor. Kimse artık selam vermiyor. Yani kuşak değiştikçe gençlik geldikçe, yeni kuşak geldikçe bu sefer bu açık büyüyor. Allah yardımcımız olsun. Evet. Yani bunu hızlı bir şekilde memleketimize geri dönerek Akkuş'u Akkuş'u da çok seviyorum. Akkuş'ları da çok seviyorum. Hepsine burada sizin aracılığınızla saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz. Akkuş dışında daha çok İstanbul, Ankara, Samsun, kısmen Çarşamba, Terme gibi İzmir'de kısmen var. Hepsine saygılarımı sunarım. Allah razı olsun. Cümlesine Allah sağlık, saadet. Vallahi sizi gördük. Uzun versin, uzun ömürler versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizleri gördük. Çok memnun oldum. Evet. Akkuş eski belediye başkanımız Sayın Hami Çöpoğlu evet. Başkanımızla beraber de çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel konulara değindik. Çok da güzel fikirler verdi. Evet. Allah razı olsun. Bir evet. Akkuş olarak, bir Gökçebayır olarak hani sizinle tanıştık.
karşılıklı beraber sohbet ettik. O yüzden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Akkut'tan bütün köylerinde çok sevdiğim insanlar var. Tivi'den de var. Gökçebayır'dan. Hepsine selamlarımı, saygılarımı sunarım. Evet. Tanıdıklarınızı size de Allah razı bu olsun. Bu yüceliği gösterip bu röportajı gerçekleştirmiş olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ver mübarek elini bir öpeyim. Öpeyim. Bayramı mübarek olsun. Ben de seni öpeyim. Allah nice bayramları amin. Ulaştırmayılasın. Cümlemizi teşekkür ederiz. Cümlemizi. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hepinize saygılarımı. Evet değerli izleyenler, Türkiye Ajans güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bizi izlemeye devam ediniz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoşça kalın.